Şöyle baktığınızda bu altının gidişi nereyedir ve borsanın bir türlü yükselememesinin, o kaldıraç etkisini göremememizin temel sebebi nedir? Önümüzdeki dönem için ne beklersiniz merak ettim. Altında ne beklersiniz mesela, hem içeride hem dışarıda ve borsada? Evet. Şimdi isterseniz biraz altında ne olduğunu anlamak için filmi başa sarmak lazım. Buyurun. Aslında bu 2016'da başladı bu iş. Yani altındaki yükseliş, evet. Temelinde de o dönemde hatırlarsanız Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçildi ve hem Çin'e yönelik hem Avrupa Birliği'ne yönelik bir takım girişimleri oldu. Korumacılık yükselmeye başladı. Yine aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile hem Rusya hem Çin arasındaki gerilim yükselmeye başladı. Sadece o da değil, işte birkaç sene sonra mesela biz de yaşadık bu Rahip Brunson krizi. Hı. Arkasından hatırlayacaksınız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak ve Suriye'deki operasyonlarına yönelik yine Donald Trump'tan gelen hiç hem diplomatik nezakete sığmayacak tavırlar. O mektuplar, açıklamalar. Şimdi bu tabii ki içinde Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede, Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Türkiye, ya biz rezerv varlıklarımızı, yani merkez bankalarının resmi rezervlerinden bahsediyorum, Amerikan doları cinsinden Amerikan hazinesinin ihraç etmiş olduğu borçlanma araçlarında saklıyoruz ama yarın öbür gün yani bu Amerika nasıl davranacağı kestirilemez. Yani siyasi gerilimlerin bir takım farklı sonuçları da olabilir diye bu rezerv bileşimini değiştirmeye başladılar. Burada da yani şu bir gerçek, zaman zaman bu konuşuluyor, işte Amerikan doları tahtından inecek, yeni bir rezerv para gelecek falan diye. Bu şu anda mümkün değil. Yani pratik olarak Amerikan doları dışında dünyadaki likiditeyi absorbe edebilecek, tutabilecek menkul kıymet likiditesi olan menkul kıymet piyasası yok. Dolayısıyla bunun bir tek alternatifi var. Doların tahtı devraldığı bir önceki uluslararası rezerv olan altın. Altına dönüş. Ve hem Çin, Rusya, Türkiye, bakın mesela Türkiye'den rakam vereyim. Ben Merkez Bankası'nda çalıştığım dönemde uzun yıllar Türkiye'nin altın rezervi 116 tondu. Değişmezdi. 116 ton. Şimdi 850 ton civarında. 850 ton. Yani muazzam bir sıçrama. Tabii bu her yerde oldu bu. Yani Çin'de de oldu, Rusya'da da, dediğim gibi sadece bu ülkelerle sınırlı değil. Brezilya'dan Güney Afrika'ya kadar, Hindistan'a kadar birçok ülke bunu yaptı. Şimdi dolayısıyla bu altında bir düzey düzeltmesine yol açtı. Yani bir genel akım ya da genel eğilim değişikliği değil, böyle bir düzey değişimine. Ve bu tabii ki doğal olarak altına yatırım yapan uluslararası yatırım fonlarının hacimlerinin de büyümesine sebep oldu. Altının değeri arttıkça yatırımcılar kıymetli altına, madenleri daha fazla borsa yatırım fonları gibi ya da yatırım fonları gibi şeylerin içine, portföylerin içine aldılar. Şimdi buradan sonrasıyla ilgili jeopolitik gerilimler doğru, her zaman altını destekler. Ama altını asıl eğilim olarak yukarıya taşıyacak olan şey enflasyonun artması, iktisadi faaliyette canlanma ve buna yönelik olan faizlerinde, buna karşılık faizlerinde düşük olması, özellikle reel faizlerin. Şimdi ben hem Amerika tarafında, önemli olan burada Amerika Birleşik Devletleri tabii, ama Japonya da önemli, Japon faizleri de önemli. Amerika'da faizler düşecek ama reel faizin ben geçmişte alıştığımız düzeylere hiçbir zaman gelmeyeceği kanısındayım. Evet. Japonya'da da faizler yükseliyor. Dolayısıyla bu ortamda, enflasyonun da küresel olarak geri geldiği bir ortamda, reel faizin olduğu bir ortamda, iktisadi faaliyette büyük bir canlanma beklemediğimiz bir ortamda altınla ilgili çok, hani böyle bu bahsettiğim hususlar saklı kalmak koşuluyla bir ciddi bir şey beklemem. Bir de borsayı isterseniz kısaca hemen değerlendireyim. Gerçekten de borsamız, dolar cinsinden konuşalım isterseniz. Buyurun. 300 dolarların üstünü gördükten sonra, orada uzun bir süre kaldıktan sonra dün itibariyle 275 dolar düzeyine geriledi. Borsa endeksinden bahsediyorum. Şimdi burada bence 3 tane belirleyici bunu sürükleyen etken var. Birincisi tabii her şeyden önce Türk lirası faizleri. Yani Türk lirası faizleri gecelik piyasada %50'nin üzerinde. Dolayısıyla nereden baksanız paranızı çok rahatlıkla
hani en hiçbir şey yapamayan yatırımcı bile likit fonlarda, para piyasası fonlarında değerlendirdiğinde aylık %4 kazanç garantisi var. Şimdi dolayısıyla böyle bir alternatif bu olduğu zaman tabii ki herkes biraz daha düşünüyor. Hisse senedinde acaba aynı getiriyi sağlayabilir miyim diye. Bu nedenle de bu borsada 10 bin puanın üzerine çıksa da tutunamayan bir süreci yaşıyoruz biz. İkincisi, iktisadi faaliyette bir yavaşlama söz konusu. Hem sıkı para ve maliye politikaları sebebiyle hem de bir takım bunun şeyleri de var. Yani teknik sebepleri de var. Enflasyon muhasebesi gibi. Şirket karlarında çok yüksek bir şey beklemiyoruz. Dolayısıyla fiyat kazanç oranları, yani hisse senedinin fiyatıyla şirketin o dönemki karı işte hani karşılaştırıldığı zaman evet tarihsel ortalamalara göre düşük ama önümüzdeki dönem yükselme beklentisi piyasada azalmış durumda. Azaldı. Üçüncü önemli şey de hani böyle Godot'u bekler gibi beklediğimiz yabancı girişi henüz daha görmedik. Göreceğiz. Tatmin edici seviyede değil mi? Yok, yılbaşından beri bakarsanız hatta 2 milyar dolar nette yabancıların portföyündeki hisse senetlerinde çıkış mesela var. Mesela 10 yılın en yüksek aylık portföy girişini görmüşüz Temmuz'da ama demek ki bunlar o zaman yeterince tatmin edici düzeyde görmediğimiz gelişmeler evet. olarak. Ama şunu da hemen not edelim. Doğru yani bu yıl başından beri bir gerileme var fakat yabancıların beklediği 3 şey vardı. Böyle madde madde söyleyince benim kafamda zihnimde daha kolay oluyor. İzleyicilerimiz için de bizler için de lütfen. Sağ olun. Birincisi o orta vadeli programı ve bütçeyi görmek istiyorlardı. Yani bu program devam edecek mi? Şimdi buna bir çek atıldı bu kutuya. Orta vadeli program, iyi bir program çıktı ve siyasi sahiplenme mesajı da alındı bununla ilgili. Şimdi ikinci bekledikleri Merkez Bankası'nın faiz indirimi. Neden? O da önemli çünkü Merkez Bankası faiz indirimine başladığı anda bir indirim patikası, indirim çizgisi paylaşıldığı anda, en azından böyle bir algı oluştuğu anda hem tahvilde hem hisse senedinde yabancı açısından bu giriş fırsatlarını oluşturacaktır. Onu bekliyorlar şimdi. O da muhtemelen Kasım başında Ekim enflasyon raporunu paylaşacak Merkez Bankamız. Orada sanıyorum daha öngörülebilir bir faiz çizgisi herkes tarafından algılanacak. Üçüncüsü de en önemlisi ben buradaki dönüm noktası olarak hem küresel piyasalarda hem Türkiye'de 7 Kasım tarihini söylüyorum. Neden 7 Kasım? Çünkü 5 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri bitecek. 7 Kasım'da sonucu. 7 Kasım'da da yok hayır. 7 Kasım'da da Amerikan Merkez Bankası'nın. Şimdi doğru bu toplantıda önümüzdeki hafta 18 Eylül'de ilk faiz indirimini yapacak ve FOMC üyelerinin beklentilerini içeren o noktasal grafik paylaşılacak ama. Duracak mı devam mı? Aynen onu test edeceğimiz tarih 7 Kasım. Ben onunla da ilgili iyimserim. 25 puanlık 3 faiz indirimi bekliyorum Amerikan Merkez Bankası'ndan da yıl sonuna kadar. Eylül, Kasım ve Aralık toplantılarında. Ondan sonra bir de yıl sonunda geleneksel olarak borsalarda bir toparlanma ve yukarıya doğru gidiş eğilimi olacak vardır. Dolayısıyla hepsini birlikte değerlendirdiler. Şöyle oldu. Her iki konuğum da Abdurrahman Yıldırım da İbrahim Hocam siz de küresel ve içeride dışarı ne varsa çok güzel haftayı da kapatırken bize teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz için de aydınlatıcı oldu. Sena Hanım kusura bakmazsanız çok şimdi birlikte çalıştığımız bir arkadaşım Ege'den rica etmiştim aklımda yanlış bir şey söylemeyeyim diye. O şeyi paylaşmış en son değeri. Ben altınla ilgili analiz yaparken altını Amerikan hisse senedi endeksine oranı cinsinden önemsiyorum. Çünkü altın almasak hisse senedi alsak ne olacaktı? Bu ikisi arasındaki denge nasıl seyrediyor? Şimdi geçen yılın ortalaması 2.20'ymiş. Yani bir endeksi almak için 2.20 şey vermeniz gerekiyor, altın vermeniz gerekiyor. En son hani bu arttı, şöyle oldu filan falan dediğimiz 2.16. Yani hala altında Amerikan hisse senetlerine oranla baktığınız zaman öyle hani büyük bir sıçrama, büyük bir fırsat ben görmüyorum diyorsunuz. Teşekkür ediyorum.